Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte kesirler konusunda birinci dersimizi yani akıllı ödev 13'ümüzü yapacağız. Bunun için de öncelikle herkes derin bir nefes alsın. Çünkü akıllı ödev 13'e bir basketbol oyunuyla başlayacağız. Umarım basketbol oynamayı seviyorsunuzdur. Şimdi de basketler yapacağız. Bu dersimizde akıllı ödev 13'te hemen başlıyoruz ama bizi YouTube'dan takip eden öğrencilerim de eğer bizi şu anda takip ediyorlarsa, izliyorlarsa beğen butonuna basmayı da ihmal etmesinler lütfen. Şimdi çocuklar altta kesirler var görüyorsunuz ve yukarıda potalar var. Basit, birleşik ve tam sayıda kesir potaları. Şimdi bunları, doğruları birbiriyle eşleştireceğiz. Birinciden başlıyorum. 4 tam 4'te 1. Çocuklar bu nasıl bir kesir? Hemen hepiniz de söylediği gibi tahmin ediyorum. Hepiniz doğru söylüyorsunuz. 4 tam o basketimi yaptım. Tam sayılı kesir. 5 bölü 4 nasıl bir kesir? Tabii ki de bileşik bir kesir. 3 bölü 7 nasıl bir kesir? Tabii ki de basit bir kesir. Çünkü payı paydasından küçük. Dikkat edin çocuklar. 8 bölü 8 nasıl bir kesir? Çocuklar payı paydasına eşitse o da bileşik bir kesirdi. Tıpkı 9 bölü 2'nin bileşik kesir olduğu gibi. Burada bir tam 7'de 3'ü görüyorsunuz. Adı üstünde bir tam diye okunduğu için o da tam sayılı kesir oluyor. 3 bölü 5'e ne diyoruz? 3 bölü 5 payı paydasından küçük olduğu için basit kesir diyoruz. 10 bölü 12'de yine basit bir kesirdir diyoruz. 7 bölü 6 kesirini görüyorsunuz burada. Payı paydasından büyük olduğu için bileşik kesir diyoruz. Ve en sonunda ise 2 tam 2'de 1 yani tam sayılı kesirle böyle smaç yaparak bu etkinliğimizi bitiriyoruz. Keyifli bir etkinlik. Hemen ikinci çalışmamıza bakalım. Kesirleri sayı doğrusu üzerine gösterme. Çocuklar önceki derslerimizde bunları çok detaylı anlattığım gibi şimdi de bunları güzel güzel görelim. Öncelikle 8'de bir kesire bakıyorum. 8'de 1 yani bir basit kesir olduğu için 8'de bir kesrini ne yapıyorum? 0'la 1 arasında arıyorum. Ne? Basit kesirler unutmuyoruz. Basit kesirler her zaman 0'la 1 arasındadır. Peki paydası 8 olduğu için 8'e böldüm. Payı 1 olduğu için de o 1'e işaretledim. Yani bu kesrin yeri burası. Başka basit kesir var mı diye bakıyorum. Evet bir de 7 bölü 8 var. 7 bölü 8 kesrini de yine 8 parçaya zaten bölmüştüm. 7. parçası ama dikkat ediyoruz. 1 çizgileri değil boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani tam şu nokta bir kalp koyalım oraya. Tam şu nokta benim 7 bölü 8 kesrimi oluşturuyor. Peki sonra tam sayılı kesirleri gösterelim. En sonunda bileşik kesirleri gösteririz. 2 tam 9'da 1. Sevgili öğrencilerim 2 tam 9'da 1 dediği için ben bu kesri 2 tam dediği için 2 ile 3 arasında arayacağım. Çünkü şurası birinci tam. Hop. Burası ikinci tam. Hop. Üçüncü tamı bulurken de 9'da 1 dediği için o boşluğu 9 parçaya 9 eşit parçaya ama dikkat edin çocuklar. 9 eşit parçaya böleceğim ve bir parçasını ilerleyeceğim. Yani cevabım 2 tam 9'da 1 burası olacak. Sonra başka bakıyorum tam sayılı kesirim ne var burada? 1 tam 6'da 1 var. Bir tam dediği için onu da farklı bir kalemle göstereyim hemen. Yeşil bir kalem alıyorum. Çocuklar onu da bir tam dediği için hop geldim buraya. 6'da bir dediği için şu arayı 6 parçaya böleceğim. 3 parçayı buraya, 3 parçayı buraya. Toplamda 6 parça oldu. 5 kere çizdim 6 parça olması için dikkat edin. Sonra bir parçası dediği için payında da hop buraya geleceğim. Yani bir tam 6'da bir kesri de burasıdır. Çocuklar en çok karıştırdığınız işte burası. Yani bileşik kesri sayı doğrusu üzerine gösterme. Bununla ilgili uzaktan öğretmenim Instagram kanalımızda bir video da çektim. Kısa bir video. Şimdi de çok iyi dinleyin bakalım. Sevgili çocuklar tahtayı tamamen temizliyorum. Bileşik kesir görüyorsunuz burada. 7 bölü 6. Şimdi bunu yaparken iki tane yöntemim var çocuklar.
Ya bütün boşlukları paydaya 6 dediği için 6 eşit parçaya böler. Burada bölme işlemi biraz zaman alıyor. Bakın 6 parçaya böldüm hepsini. Bunun 7 tanesini ilerlerim. Yani 7 tane adım atarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 pardon. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çocuklar, dediğim gibi çizgilerimizi yaparken şurayı bir daha yapıyorum. Mesela 6'ya böleceğim için önce buradan bir tane çizdim. Sonra böyle 3 etti, 4, 5. Yani 5 tane çizgi çiziyorum. 6 tane yaparsam az önceki gibi hatalı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 bölü 6 kesir buraya denk geliyor. Peki başka bir yöntemi var mı? Başka bir yöntemi de var tabii ki. Onu da 20 bölü 9'da göstereyim çocuklar. Şimdi bütün sayı doğrusunu ben 9'a bölmek istemiyorum. 20 bölü 9'u şuraya dikkatli bakın lütfen. Ne yapıyorum? Tam sayılı kesre çeviriyorum. 20'nin içerisinde 9 2 kere. 2 kere 9 18. Çıkarırsam 0 2. Yani ne oldu burası? Bakın şurası benim kesrimin tam kısmını gösterir. Şu 2. O zaman diyorum ki 2 tam. Paydam aynı olur değişmez. Kalanı da paya yazarım. 2 tam 2 bölü 9. Peki ben 2 tam 2 bölü 9'u sayı doğrusunda nasıl göstereceğim? Bakın 1 tam 2 tam. Üçüncüyü de 9 parçaya böleceğim. Bakın böldüm. Ve 2 parçası 1, 2 parçasını ilerleyeceğim. Yani benim 2 tam 9'da 20 bölü 9 kesrimin sayı doğrusuna denk geldiği yer burası oluyor. Şimdi bir de öğrencilerimizin çokça hata yaptığı, daha doğrusu bilmedikleri, okulda da muhtemelen böyle görünmeyen konulardan birisi olan tam bölünme olayı var. O nedir? Bir de ondan bahsedelim. Mesela 12 bölü 6 çocuklar. 12 6'ya tam bölünüyor değil mi? Yani 12'yi 6'ya böldüğünüzde 2 cevabını buluyorsunuz. O zaman 12 bölü 6'nın sayı doğrusunda gösterildiği kısım tam burasıdır çocuklar. Yani 2. Sayı doğrusu konusunun anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer hala anlamadıysanız YouTube Uzaktan Öğretmenim kanalımıza sayı doğrusu kesirler yazarsanız cevaba ulaşacaksınız. Şimdi bir de aşağıdaki kesirleri sıralama var çocuklar. Büyükten küçüğe demiş. Hatırlayalım yine konu anlatımımızda işlemiştik. Paydalar aynıysa payı büyük olan büyüktü. Yani 7 bölü 6 büyüktür. 5 bölü 2 büyüktür. 2 bölü 6'ydı. Aynısını alttakine de uygulayalım. Bakın paydaları hepsinin 9. Payı büyük olan 12 bölü 9 büyüktür. 3 bölü 9 büyüktür. 1 bölü 9. Peki şimdi tablolara bakalım. Burada tam sayılı kesirler var. 2 tam, 1 tam, 2 tam. Şimdi bana büyükten küçüğe sorduğu için bir kere şu bir tam olan en küçüktür. Kesir kısmına bakmıyorum. Öncelikle tam sayılar kısmına bakıyorum. O en küçük. Yani şöyle büyüktür, büyüktür işaretlerini koyarsam şunu en sona yazarım. Çünkü en küçük olan o. Şimdi burada ikisi de iki tam. Ne yapacağım? Tamlar aynıysa bu sefer kesirlere bakacağım. Burada 1 bölü 7 var, burada 5 bölü 7 var. Dolayısıyla 2 tam 5 bölü 7 büyüktür. 2 tam 1 bölü 7'den o da büyüktür. 1 tam 3 bölü 8'den. Şimdi çocuklar şuraya birazdan geleceğim. Çünkü öğrencilerimizin birçoğunun anlamadığı, kafasını karıştırdığı yer orası. Okulda da pek fazla gösterilmiyor diye düşünüyorum. Şimdi dikkatçe bakalım orayı çözelim. Burada bir tane basit kesir var. Bir tane bileşik kesir var. Bir tane de tam sayılı kesir var. Şimdi dikkatimizi çeken nokta şu. Basit kesir bir kere en küçüğüdür, değil mi? Çünkü basit kesir birden küçük kesirlerdi. Bileşik kesir bir ve birden büyük kesirlerdi. Tam sayılı kesir de yine aynı şekilde. Ben burada az önce sayı doğrusunda bileşik kesri tam sayılı kesre göstermeyi, çevirmeyi size göstermiştim. Bu 10 bölü 8'i ben tam sayılı kesre çevirerek hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu anlayabilirim. Çünkü zaten buradaki en küçük sayının 5 bölü 8 olduğunu biliyoruz. Yani burası 5 bölü 8 olacak. Peki 10 bölü 8 ile 1 tam 2 bölü 8 arasında nasıl bir ilişki var? 10 bölü 8'i yani 10'u 8'e bölüyorum. Bir kere 8, 8 çıkardım. 2. Hatırlıyoruz hemen tam kısım neresiydi? Burası tam kısmıydı. Yani 1 tam payda aynıydı. Payda şu kalan kısımdı. 2. Evet, gördünüz. İkisi de aynı oldu.
1 tam 2 bölü 8, 1 tam 2 bölü 8. O zaman diyeceğim ki 10 bölü 8 eşittir 1 tam 2 bölü 8. Bunlar da büyüktür 5 bölü 8'den diyeceğim. Şuraya bir yıldız koyabilirsiniz. Özellikle bir tık daha böyle zorlu sınavlarda genelde bunları karışık olarak verirler ve bileşik kesiri, tam sayılı kesire çevirmenizi isterler sıralarken. Şimdi geldik şuraya. Yani payların aynı, paydaların farklı olduğu durumlara geldik. Sevgili çocuklar, bunun da konu anlatımını bir önceki dersimizde uzun uzun yaptığım için direkt cevaba geçiyorum. Paylar aynıysa, yani üst tarafları aynıysa, paydası küçük olan büyüktü. O zaman 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü 4, o da büyüktür 1 bölü 6. Aynı şeyi alttakine de uygulayalım. 2 bölü 7, 2 bölü 9, 2 bölü 3. Hangisi en büyük? Bana büyükten küçüğe sorduğu için tabii ki de paydası, yani alt tarafı en küçük olan büyüktü. 2 bölü 3 büyüktür, 2 bölü 7 büyüktür, 2 bölü 9 diyoruz. Hemen buraya da bakalım. Bakın hepsinin payı 7, paydası küçük olan 6. 7 bölü 6 büyüktür. 7 bölü 7 o da büyüktür. 7 bölü 12 diyoruz. Alt tarafta farklı bir durum var. Niye? Bir tane tam sayılı kesiri var. Ben ama şunu bilmem lazım çocuklar. Tam sayılı kesir, bunlar ise basit kesir. Basit kesir birden küçük kesirlerdi. O zaman buradaki en büyük sayı 1 tam 1 bölü 7 büyüktür. Evet, 1 bölü 3 mü büyük, 1 bölü 9 mu? Tabii ki de paydası küçük olan, yani 1 bölü 3 o da büyüktür. 1 bölü 9 diyorum. Çocuklar bu kadar kolay işte sayı doğrusunda kesirleri sıralama işlemi. Evet, akıllı ödev 13 bu kadardı. Çocuklar beğen butonuna basmayı ve bu yayınları paylaşmayı arkadaşlarımızla unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.